DJ Erman Fenomen kanalından merhaba. Kitap tanıtımı videomuzda bugünkü ele alacağımız kitap Andreas Rostund ve Stefan Thunberg'in kaleminden çıkan İsveç Çetesi isimli kitap. Doğan Kitap'tan çıkan bu eser ilk baskısını 2016 yılında yaptı. Tanıtım bülteniyle birlikteyiz. Gerçek bir suç romanı. Üç erkek kardeş, bir çocukluk arkadaşı, bir kız arkadaş ve bir baba. Kurdukları çetenin akıl almaz macerası sona erdiğinde hiçbir şey eskisi gibi olmayacak. İsveç ordusundan çaldıkları cephaneyle sadece 2 yıl içinde 9 banka soyan ve Stockholm garını bombalayan kardeşler Leo, Felix ve Vincent ile birer suçluya dönüşmelerine neden olan kişinin babaları Ivan'ın müthiş hikayesi. Stefan Thunberg, İskandinavya'nın ünlü senaristlerinden. Çalışmaları popüler televizyon dizilerinden İsveç sinemasının son yıllardaki önemli filmlerine uzanıyor. Ailesinin yaşam öyküsünden ilham alan İsveç Çetesi, Thunberg'in ilk romanı. Andreas Rostund, ödüllü bir gazeteci ve yazar. Bölge Hellstrom ile ortaklaşa yazdığı polisiyelerin satışları dünya çapında 5 milyonu aştı. Romanları Dagger, Glasgow ve İsveç Polisiye Yazarları Akademisi ödüllerine değer görüldü. Bu roman gerçek bir olaya dayanmaktadır. Okuduğumuz kitapta özellikle İsveç edebiyatı konusunda güzel bir öneri vereceğimiz bir eser. Kendim de okuduğumda bu kanıya vardım. Özellikle Leo, Felix ve Vincent'ın çocukluklarında geçirdiği travmalar, Ivan'ın onları bırakması ve kitabın başlangıcı gerçekten heyecanı içerisinde barındırıyor. Ordudan silahları çalma zamanından başlayıp da çocukluklarına gittikleri bölümler ve günümüzdeki bölümler bizlere kitabın akıcı bir yere gelmesini sağlıyor. Şiddete bağlı ve küçüklüklerinde şiddetle alakalı yaşanmış bir travmanın eseri bu soygunlar aslında. Bir yandan da kitabı okurken romanın akıcılığı sizleri sarıyor. Pek de ülkemizde tanınmıyor, değer görmüyor ama gerçekten de Bölge Hellstrom ile Anders Rostund İsveç edebiyatının değerli isimlerinden. İkisi yazdıkları romanlarda polisiye olarak belirli bir noktaya gelmişler. Stefan Thunberg'in gazeteciliği Bölge Hellstrom'un romancılığıyla birlikte belki de bulup da okuyacağınız en değerli eserlerden bir tanesi. Olumsuz olarak da pek bir şey göremedik kitapta. Zaten sizlere zaman greni olarak da değer sağlayan bir eser diye sizlere tahmin ettiğimiz yorumları da yapmış oluyoruz. Ve Kuzey Edebiyatı'nda özellikle bu roman haricinde sizlere ilerleyen tanıtımlarımızda Erland Loh'nun Doppler kitabını tanıtacağız. Ve kitap tanıtımlarımız her zamanki gibi akışıyla birlikte devam edecek. Benim de 2017 senesinde okuduğum bu kitaptan öğrendiğim en güçlü durumlardan bir tanesi insanın aile bağlarının her zaman kaliteli olması gerekiyor. Aile bağlarının iyi olması gerekiyor. Keza yıkılmış aileler insanın hayatını derinliklerinden etkileyebiliyor. Bu eserde de bunu göreceksiniz. Ayrıyetten onların peşine takılan polis memuru, onların yaptığı hırsızlıklar ve planlara karşı en sonunda bakalım nasıl bir karşılık verecek onlara diye de bizleri hem aksiyona filmi çekilse hem de Oscar'lık bir eserle karşı karşıya bırakıyor diyoruz. Kitap tanıtımı videomuzu beğendiyseniz ve videoların devamının gelmesini istiyorsanız kanalımız DJ Erman Fenomen'e abone olmayı, görüşlerinizi yorum kısmında bizlerle paylaşmayı unutmayın. Yeni kitap tanıtımı videolarında görüşmek üzere. Sağlıklı günler dileriz.